Evet arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz Esma-i Hüsna'mızın 2-2 bölümlerini yapıştırmıştık. Bakın. Öbür ikileri de ben birbirinin üzerine koydum arkadaşlar. Bakın şuradan. Şöyle bakın. Bunun da bu aynı. Ya da fark etmez arkadaşlar. Yani illa şu isim olacak diye değil. Mesela çevirelim. Bu neymiş? Altına bakalım. Bak, alttakiyle bu aynı. İlla ki belirlediğiniz bir yere olsun, tamam mı, yapıştırmak için. Ben öbür ikinci katı da buraya yapıştırdım. Son katımız kaldı arkadaşlar. Bakın şu. Bunu da yapıştırmadan önce bir şey göstereceğim şimdi. Evet. Bakın. Bunu biliyorsunuz arka tarafını çarpı yapmıştık. Göstermiştim ben size. Ortasını bulmuştuk iğneyle. Yani bunu böyle çaprazlamasını yaptık. Bu maket kartonun tam orta yerini bulmuştuk. Onu silikonla işaretlemiştik. Şimdi yapıştırmayı yapalım arkadaşlar. Hemen bunu da bunun orta yerini bulacağız arkadaşlar. Bunun orta yerine silikonumuzu sıkalım bakalım. Evet. Orta yerini bulduk. Hemen sağına soluna birkaç tane daha şöyle. Ben bunun yüksekliğini çok yapmadım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız çok yüksek yapıyor. Maket kartonu 3 milim değil de 5 milim falan kullanıyor. Ya yapabilirsiniz. Yani zevk meselesi arkadaşlar. Yani 3 milim olmuş, 5 milim olmuş. Ondan hoşlanıyordur, yüksek seviyordur. Ben bu sefer bir değişiklik yaptım. Bakın silikon da sürdüm. Tam ortalayacağım şimdi. Şunları görüyorsunuz, şu kenar şeylerini. Bunları görüyorsunuz. Bunları ayarladım. Şimdi onu yapıştırırken bir en büyük taştan en küçük taşı kullandım arkadaşlar. Nasıl? Bakın şuraya ortaya yapıştıracağım şimdi. Bunu yapıştırırken bakın şu kenarları var ya. Şunlardan şey alacağım. Tiyolar alacağım yani. Nereye yapıştıracağım oradan bulacağım. Evet. Bu böyle. Bakın bu böyle. Şöyle. Şu Allah yazısı yamuk olmasın. Bakın şu Allah yazısı. Döndürelim böyle. Şu. Evet, tam ortaladık şu anda arkadaşlar. Evet, şu an tam orta yere yapıştı arkadaşlar. Zaten bakın, bunu bizim bu kısımlarını fazla yapmamızın sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi bunlar çerçeveye gidiyor arkadaşlar. Çerçeveci bu kısmına çerçeveyi yerleştiriyor şuraya. Burada fazlalık olsun ki çerçeveci de buraya yapıştıracak şeyini bulsun, yani alanını bulsun. Eğer ben bunu bu kadar yapsaydım, çerçeveci bunun çerçevesini ne yapacak? Nereye yapıştıracak? Çok zorlanacak, bir sürü uğraşacak. O yüzden yaparken her zaman şu aralarda fazlalık kalsın arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben bunu tam ortaladım. Şu kenarlarda taşları yapıştırmadım arkadaşlar, bakın. Onları yapıştırmadım. Neden? Onları bakın. Şunları aslında bakın şunların yerlerini buna küçük yaptım, değil mi? Siz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şu. Bunu buraya getirirsiniz. Bu burada biraz şöyle olur. Şu biraz yukarıda olsun mesela. O da olabilir. Ya da bu şu şöyle de olabilir. Bunu buraya koyarsanız, bunu buraya koyarsanız sizin zevkinize kalmış bir şey. Bunu böyle sırasıyla şöyle artık şöyle. Ben genelde şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu lalenin olduğu yere büyük koyuyorum. Buraya da şöyle. Bakın bu biraz şöyle yaptığınız zaman şöyle olsun. Bu da biraz şöyle geride dursun azıcık. Yani bu böyle olmasın yani, anladınız mı? Şöyle. Şöyle azıcık geride dursun. Bu biraz dibe yakın olsun. O zaman çok daha güzel bir görüntü oluşuyor. Bir de arkadaşlar bakın şu kenarlar var ya. Şu kenarlar bakın. Nasıl kesmişim? Şurasıyla beraber tek parça halinde buradan 0 0 şöyle kestim güzelce. Bunları böyle yaptım. Bunları da nereye yerleştireceğim biliyor musunuz? Şu köşeler var ya. Şimdi bunun çok değişik versiyonları var arkadaşlar. Bir sürü versiyonu var. Şu köşelere başka şeyler koyuyoruz bazen biz. Ne bileyim, değişik şeyler yapıyoruz. Bu sefer ben bir değişiklik yapmak istedim. Evet, şu köşeye bakın şöyle yapalım. Hani büyükçe görünsün. Bu köşeye ve şöyle şu köşeye. Şuradan. Bakın bunları buraya koyacağım. Yapıştıracağım. Henüz daha yapıştırmadım. Evet. Buradan şu kısmını da aşağı kısmını da aynı şekilde yapalım. Şöyle aşağı kısmına da bakın. Şu köşe bakın. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi bunun şu kısmı var ya, şu köşeye böyle gelsin. Şöyle denk gelsin yani, anladın mı? Şöyle gelin. Ona dikkat edin, oldu mu? Bakın burada da ben
aynı şeyi yaptım. Bakın. Uç kısmı şu. Böyle tam böyle uca bakıyor. Oraya dikkat edin, oldu mu? Yapıştırırken. Bunları yapıştırırken bir sonraki, artık bu sondan bir önceki videomuz. Bundan sonraki videoyu da herhalde son olur. Şimdi arkadaşlar gelelim sim yapıştırmamıza. O burada dursun, kuruyor dursun kenarda. Simimizi nasıl yapıştıracağız? Evet. Videomuzu bir sabitleyelim şöyle kameramıza. Evet. Şimdi şu vardı elimizde. Şu kaldı sadece. Bakın ne yapacağız. Hani toz sim demiştim ya. Şu arkadaşlar. Toz sim. İçinde gümüş renkli toz sim var. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen küçük silikonumuzu, bu neymiş benim, 5 milim olması lazım. Evet, 5 milimliği alıyorum. Arkadaşlar tabii şunun altına bir şey koyun ki sim o her tarafa batırmasın arkadaşlar. Hemen bunun kenarına bakın şöyle. Silikonu hemen hızlıca geçiyorum ki arkadaşlar, çünkü silikon çok kurumadan hemen sim uygulamasını yapmamız gerekiyor ki simler üzerine yapışsın. Evet, bakın salataya tuz serper gibi şöyle güzelce serpiştiriyorum arkadaşlar. Hemen bunu hızlı yapın bu işlemi ki silikonumuz kurumadan üzerine yapışsın simlerimiz. Öbür taraflarda oldu diyorsunuz şimdi. Evet, oldu, olsun. Onlar kuruyunca zaten silktiğimiz zaman arkadaşlar onlar kaybolacak. Evet, bol bol yapın arkadaşlar. Şöyle bol bol dökün. Bol olsun. Evet. Şimdi bu kurumaya geçti. Biraz şöyle yapalım ki, bakın böyle vurun kenarından. Yapışmayanlar varsa, hani böyle silikonun üzerine gelmeyenler varsa, onlar iyice böyle bir iyice bir sabitlensin, tamam mı? Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.